milli mücadele hakkında asırlardan beri hür ve bağımsız yaşamış olan Türk milleti Mondros mütarekesiyle başlayan haksız işgallere baş kaldırarak memleketin her tarafında direniş cepheleri kurmuştu. Mustafa Kemal Paşa'nın önderliğinde sonucu ya istiklal ya ölüm olan müthiş ve amansız bir mücadele başlamıştı. Çalışmamızın en önemli konusunu teşkil eden bu bölümde Refik Cevat'ın yazılarında milli mücadeleye Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşlarına karşı aldığı olumsuz tutumu gözler önüne sermeye çalışacağız. Onun bu konudaki yazıları incelendiğinde Mustafa Kemal Paşa'nın milli mücadelede izlemiş olduğu yolda nedenli haklı ve davasının nedenli meşru olduğu bir kez daha ortaya çıkacaktır. Sevralanlaşmasının şartlarının belli olmaya başlaması üzerine bir yazı kaleme alan Refi Cevat, henüz şartların netleşmediğini böyle olmakla beraber Tevfik Paşa'nın telgrafının verilen kararın en feci, en mühim noktaları hakkında kamuoyunu yeterince aydınlattığına dikkat çekti. Ona göre Venizelos'un beyanatından metnin ihtiva ettiği bela bir kat daha anlaşılır olmuştu. Dolayısıyla Perşembe'nin gelişini çarşambadan görmek ve anlamak kolay olduğundan şimdiden ne yapılmak gerekiyorsa yapmak mecburiyeti konusunda hükümeti takviye ve aydınlatmak gerekiyordu. Sevr Anlaşması şartları üzerinde tadilat yapılmasını medeni devletler olarak nitelendirdiği işgal güçlerinden bekleyen hatta İslam kalbini kazanarak kolayca sağlayabilirler diyen yazar büyük bir gafletle bu güçlerin emperyalist yüzlerini görmezden geliyordu. Refi Cevat da bu durumun farkında olmalıdır ki şu değerlendirmeyi yapmaktadır. Sev muahidesinin ilgili maddesince bizden ayrılarak sahir devlet idaresine verilen millettaşlarımız bile bizim kadar betbah olmayacak. Çünkü biz belki mağluplar da dahil olduğu halde bütün milletlerin haraca güzarı ve hukuku siyasice aşağıda kalacağız. Gerçekte bu hale muharebeden evvel de edik. Lakin memleketimiz parça parça dinmek derecesinde vaziyetimiz Tebeddül ettikten sonra da bu gayri tabi hale yani insanın kendi memleketinde mahkumiyeti tazifen ve hatta esasen kalmalı mıdır? Hürriyet ve adalet devrinde bu mügayiri adalet eşitsizlik nedir? Refi Cevat, milletin büyük çoğunluğu ve halis evladın iddiatçı olmadığını, dolayısıyla günahsız, namuslu olduğunu söyleyerek şöyle devam ediyordu. Bugün hala Anadolu'da ittihat eşkıyası aleyhine yer yer kıyam eden Türk ve Müslüman halk cihana medeniyete karşı eşkiyaya ait hareketten teberrisinin hacetini oluk gibi akan kanıyla nasibiyet ederken bu adamlara da yazık diyen bulunduktan başka hakkımızda hüküm veren galip devletleri Mustafa Kemal kuvvetini değil de o kuvveti asıp kestiği ahalinin hunu mazlumunu gösteriyorum der. Sev görüşmelerinde iyi bir sonuç alınacağını umut edecek kadar gaflet ve saf dilik içerisinde bulunan yazar, milli kuvvetlere çatarak Kuvayi Milliyeciler, Paşalar Beyler artık anlasınlar. İkide bir de milletin mukadderatına burnlarını sokmasınlar. Kuvayi Milliyeciler düşünmüyorlar mı ki İstanbul hükümetinin meşrutiyeti düveli ihtilafiye ve bilhassa Matem enkaz olan bu sulhu bu eclaf bu milletin damarlarına yayılmış bulundukça korkuyorum ki daha acı, daha elemli ve daha ağırları takip etsin diyecektir. Anadolu'nun işgal altında olduğunu ve itilaf devletlerinin Anadolu'ya göz diktiğini ifade eden Refik Cevat, ülkenin zulme ve işgale uğramasının sebebini iddiaat ve terakki olduğunu söylüyordu. İttihat ve terakki yanlıları millete zulmetmiştir. Bundan kurtulmak için Anadolu halkının düşmanlarını görmeleri gerekir. Sözlerine devamla Mustafa Kemal taraftarları düşmanca hareket etmekte, milleti soyup soğana çevirmektedirler. Kuvayi Milliye'nin yaptığı hareketlerden dolayı suçludur ve Anadolu halkının kurtulması için bu gibi kuvvetlerden temizlenmesi gerekir diyordu. Ülkenin içinde bulunduğu büyük tehlike karşısında Mustafa Kemal Paşa önderliğinde silaha sarılan güçlerle adeta alay eden ve onları küçümseyen Refik Cevat şöyle diyordu. Bunlarla mı memleketi kurtaracağız? Artık bu milletin verecek ne canı ne de malı kalmıştır. Memleketin günden güne bir felaketi sürüklendiğini görüyoruz. Felaketimize sebep olanların fikirlerinde ise hala ve hala bir eseri intibah görülmüyor. İttihat ve terakkinin eski cellatları tekrar kanlı kisvelerini giyerek meydana atılmaktan sıkılmıyorlar. Kuvayi Milliye'deki iddiat ve terakki baldırı çıplakları damarımda bir damla merhamet kanı olsa onu keser ve akıtırım Sözüne verdi. Zeban eden Mahut Azmi'yi yine kendilerine peşrev etmişler. O halde bir kere daha soralım. Ya memleket ne olacak? Anadolu'da direnişin olanca şiddetiyle devam ettiği günlerde Refi Cevat, Elan Anadolu'nun kan ve ateş içinde kalmasından dolayı kimlerin mesul olmaları lazım geldi. Kolayca anlaşılıyor. Mütarekeden sonra intizardan başka yapılacak bir şey yoktu hakkımızda verilecek hükmü bekleyecektik. Yeni yeni taşkınlıkların büsbütün alemi medeniyeti aleyhimize kaldıracağı pek tabiydi diyordu. Ona bakılırsa artık kimse savaş istemiyordu. Biraz huzur, biraz sükun istiyordu. Bu da ancak o sükunu bozanların adam akıllı tepelenmesiyle mümkün olabilecekti. İşte bu yapılamadığı için yeni yeni deliliklerin meydana gelmesine sebebiyet verdi ve sonuçta iddiat ve terakki Kuvayi Milliye namıyla tekrar dirildi. Bir başka ibretlik olay da damat Ferit Hükümeti'nin Adliye Nazırı Ali Rüştü'nün 12 Temmuz 1920'de verdiği beyanattı. Bu beyanatta özetle şöyle deniliyordu. Hükümet Yunan ordusunun ileri hareketine protesto etmek niyetinde değildir. General Paraskevopoulos'un ordusu şimdi sürat ve şiddetle harekata devam eyleyecek olursa birkaç haftada Ankara surları önünde bulunacaktır. Yunan ordusunun başarısı için dua ediniz. Bu ordu bizim ordumuzdur. Yunan ordusu Mustafa Kemal'e ceza verme işini yapıyor. Bir başka yazısında ise kabahatin kimsede olmadığını mütarek eden beri az ve zayıflık içinde yuvarlanan hükümetlerde olduğunu ileri süren Refi Cevat, vaktiyle İngiltere'nin müzaheretini talep eylemek yolunda vuku bulan neşridiyatımızdan dolayı ne derece tahtiye edildiğimiz malumdur. Bugün öyle bir vaziyette bulunuyoruz ki bir İzmihlal'in tam tehlikesi karşısındayız müzaharet talebini belki nahoş bulan bazı efkar bu müthiş uçurumda doğrudan doğruya himayeyi bile temenni ediyorlar. Memleketi kurtarmak için İngiltere'ye körük örneğe merbut olmaklığımız icap ediyor. Onunla düşmeli, onunla kalkmalıyız. Başka çare yoktur diyecektir. Refi Cevat yuvarlanılan bu uçurumdan çıkabilmek için ne yapılması gerekiyor sorusunu sorarak şöyle diyordu: Harbi umumide vukuğa gelen yolsuzluklarda doğrudan doğruya Türk milletini mesul addetmek en büyük bir haksızlıktır. Her şeye boynumuzu eğsek istikbalimize tesir edecek olan bu ağır ithama tahammül edemiyoruz. Etmemekte haklıyız. İttihat ve terakkinin mütarek eden sonraki cinayetleri yine de bu zavallı milletin duşi tahammülüne yükleniyordu. Bununla beraber ciddi surete tetkik edilecek olursa gerek tehcir, ve taktilde gerek Kuvayi Milli namıyla ile teşkil eden çetelerde unsuru aslinin oynadığı rol %2 derecesinde bile yoktur. O şahsiyetlerin zavallı vatanın sırtından kefenini soymaktan ibarettir. Son hadiseler de bunu ispat eyledi. Eğer Kuvayi Milli rezaletinde Türk'ün dahli bulunsaydı, Yunan Kuvayi taarruz eğersini bir hal asker addederek hüznü kabul eylemezdi. Milliye'nin şeklini yaptığı mezalimin derecesine düşünmelik ki Anadolu Yunanistan'ı bile ona tercih ediyor. 17 Haziran 1920'de Paris'te toplanan konferansta İtilaf Devletleri barış imzalamak veya reddetmek hususunda Osmanlı delegelerine 27 Temmuz 1920 tarihine kadar süre tanıdı. Bunun üzerine 18 Temmuz 1920'de toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisi misak-ı milli sınırları içindeki millet ve vatanı kurtarmak için ant içti. Buna karşı 22 Temmuz 1920 tarihinde toplanan Saltanat Şurası ise anlaşmanın imzalanması yönünde görüş bildi. Bunun üzerine bir yazı kaleme alan Refik Cevat şu değerlendirmeleri yapıyordu. Düveli itilafiye tarafından verilen cevaba karşı dilimiz döndüğü kadar mukabele eyledik. Böyle olmakla beraber bunun vaziyeti üzerinde bir tesir hasıl etmeyeceğine de inanıyorduk. Yuvarlandığımız bu uçurumdan çıkabilmek için ne yapmamız icap ediyor? Dün de söylediğimiz ve çile gerek muahedeyi sulhiye sevr gerek verilen cevaplar La Fontaine'in kurt ve kuzu hikayesinden ibarettir. Çünkü evvelden beri olduğu gibi bugün de tekrar ediyoruz. Harbi umumiyede de vukuğa gelen yolsuzluklarda doğrudan doğruya Türk milletine mesul addetmek en büyük bir haksızlıktır. Her şeyi boynumuzu eğsek istikbalimize tesir edecek olan bu ağır ithama tahammül edemiyoruz. Etmemekte de haklıyız çünkü Türklük demek bizler için İttihat ve Terakki'nin her meselede yaptığı gibi yüzüne gözüne bulaştırdığı Türklük demek değildir. Biz Türk'ü komşusunun hukukuna riyakar, Misafirperver, muti çalışkan ve bilhassa cidalcilikten mütenefir bir bir unsur olmak üzere tanıyoruz. 25 Temmuz 1920'de Edirne'nin işgal edilmesi üzerine bir yazı kalemi alan Refi Cevat Edirne ve Bursa gibi Osmanlı'ya başkentlik yapmış iki önemli şehrin işgal altında olmasından üzüntü ve kaygı duyduğunu belirterek şöyle diyordu. Burada yaşayan Türklerken topraklarını terk etmek zorunda kalmıştır. Kuvayi Milliye Anadolu'da parlak sözlerle direnişe taraftar toplamaya çalışmaktadır. Onların bu çabası 3. Başkent'in de işgal edilme riskini doğurmaktadır. Ancak bu yazının kaleme alındığı günlerde düşman en önü mevzilerine saldırmakta. Anadolu'daki milli kuvvetler düşmana karşı canla başla karşı koymaktadılar. İşte bu sıralarda Refik Cevat hala zamanı gelince Akşinas Avrupa o iki vilayetin bizim olduğunu nasılsa tahsik ederler diyecek kadar gaflet içerisindedir ve gerçekleri görmemekte inat etmektedir. Yunanistan'la uzlaşmanın gerekliliğini savunarak Yunanistan'ın Anadolu'daki hareketinin faturasını Osmanlı hükümetine çıkarmak istemesi üzerine Anadolu'yu cezalandırması için biz istirhamda bulunmadık. Yunanistan bu hareketi sırf teveccühünü kazandığı itilaf devletlerine bir mukabelede bulunmak için yapmıştı. Royal George, Yunanistan olduğu kadar bize de teveccühakar bulunsaydı, siyasi menfaatlerimizi gazeteceğine taahhüt eğilmiş olsaydı, bir avuç erbab isyandan ne olur? Hepsini bu millet tükürükle boğardı. Zavallı Türkler ne yapsınlar? Yunan ricali gerçekten hüsnü niyetle davranıyorlarsa bizleri asla incitmemek hususunda son derece dikkat etmelidirler demiştir. Birçok şeyi etraflıca düşünebilen Refik Cevat, istilaya uğramış memleketin istiklalini elde etmek için birlik ve beraberlik içinde milli mücadele saflarında çarpışmaktan başka çaresi kalmadığını düşünememiştir. İtidal ve sükuneti pek çok yazısını tavsiye eden Refik Cevat ise gözlerini yine uzaklara çevirerek Dünyanın bir ucunda Amerika'da başkanlık seçimi, öbür ucunda da Yunanistan'da seçim var. Bunların bizim için ehemmiyeti büyüktür. Sevim muadesi yeniden münakaşa edilebilecektir. İtidal ve sükuneti elden bırakmamalıyız. Sözleriyle uslu bir çocuk gibi davranmamızı öğütlemekte ve Birinci Dünya Savaşı'nda Yunanistan'ın politikasını överek, tarafsız kalarak Almanların Yunanistan'ı çiğnemelerini önlediğini, İngilizleri gücendirmediğini vurgulamakta. Kral Alexander'ın ölümüyle oluşan boşluğu Konstantin'in doldurmayacak seviyede olduğunu belirtmekteydi. Büyük bir umutsuzluk ve yeis içinde yuvarlanan Refi Cevat Anadolu'daki muhteşem direnişi görmeyerek hatta umursamayarak sözlerine devam eder. Herkesin kabul ve tasdikini iktiran eden bir hakikat idi ki Kuvayi Milliye cambazlığıyla bu memleketin kurtarılmasına imkan yoktur. Bu hakikati idrak edenler bir ekseriyeti azime teşkil ediyorlar ve idrak edemeyenlere pek faik bir mevcudiyete malik bulunuyorlardı. Bilmeyerek istemeyerek uçurumlara sürükleniyor ve maalesef başkalarının da beraberlerinde sürüklüyorlardı. Biz asıl endişeler, tereddütler ve kararsızlıklarla bu memlekete ve bu biçare memleketi bilmeyerek, istemeyerek, anlamayarak, fenalık edenleri murat ediyoruz ki bunlar mühim bir ekseriyet teşkil ediyorlar. Ve içlerinde meratebi mülkiye ve askeriyenin en yükseklerine kadar çıkanlar ilim adamları mevcuttur. Lakin o günler geçti. Öyle tedirgitlerle, endişelerle, kararsızlıklarla kaybedecek zamanımız kalmadı. Sağlam durma ve kararlılık günleri yaşıyoruz. Salahi mevcudiyet için bundan başka çaremiz de yoktur derken aslında tam bir teslimiyeti ve bilhassa İngiltere idaresinde bir mandayı işaret ediyordu. Hiç şüphe yok ki Avrupa devletleri bir sulha taraftar bulunuyorsa bu ancak adil ve bir memleketin bütün ihtiyacını tatmin edecek derecede şumüllü olmak şartıyla mümkündür diyen Refik Cevat büyük bir beklentiyle Avrupa'ya sesleniyordu. Bunu Avrupa'da takdir ediyor ve ettiği içindir ki anlaşmanın tebliğinden sonra hükümete bir ay mühlet vererek gerçekleşmesi için zemin hazırlıyor. Eğer muahede, münamede değişiklik ve düzeltmeler yapılmayacaksa bunu kolay kolay her el imzalayamaz. Ne var ki Refik Cevad'ın bu direnci çok kısa sürdü. Bir hafta sonra kaleme aldığı yazıyla anlaşmayı kabullenmekle kalmıyor. Yine suç iddiat ve terakkiye ve yine Anadolu'ya yükleyerek sorumluluğu İstanbul'un üzerinden atmaya çabalıyordu. Sevr anlaşmasının imzalanmasını Anadolu'nun bittiğinin bir göstergesi olarak kabul eden RP Cevad'ın değerlendirmelerine bakılırsa anlaşma maddeleri ağırdır ve bu ağır maddelerin maalesef uygulanması söz konusudur. Anadolu'nun işgal edilmesine zemin hazırlayan ise İttihat ve Terakki'dir. Anadolu'nun kurtulmasının son çaresi İttihat ve Terakki'nin ortadan kaldırılmasıdır. Bütün Osmanlı ihtilalleri tetkik edilsin. Cümlesi bir kıyam mahiyetinde kalır. Hiçbir zaman esası bir ihtilal şeklini iktisap edememiştir. Eclafın bu türlü kıyamı ise derhal azimli bir siyaset karşısında iflasla mahkum oluyordu. Bu da pek tabiydi. Esası çapulculuk mahiyetinde olan bu kıyamlarda önde gelen şahsiyetler tepelenir tepelenmez memleket derin bir nefes alabiliyor. Bir müddet için sükunet avdet ediyordu. Bu defa böyle olmadığı için anlaşma günden güne ağırlaştı ve bu ağırlığı bugün daha hararetli bir surette hissediyoruz. Nihayet iddiat şımarıklığı günden güne arttı ve o gayri tabilik Anadolu'ya sirayet etti. Bugünkü devresine kadar geldi. Tekrar ediyoruz ki eğer eclav tepelenmiş olsaydı memleket kurtulurdu. Bugün Eclaf tepelenmeyecek olursa sulh imzalanmış dahi olsa elimizde, avcumuzda hiçbir şey kalmayacak. Bir aşiret halinde bile yaşamamıza müsaade etmeyecekler. Bu elim fakat acı hakikat karşımızda duruyor. Tarih tekerrüden ibarettir ifadesiyle söze başlayan yazar Eclaf yani baldırı çıplak takım olarak nitelendirdiği Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşlarını kastederek şöyle diyordu. Tarihin kayıt eylediği kıyamlarla bugünkü Anadolu kıyamı arasında ruh ve zihniyet itibariyle bir fark göremiyoruz. Mütarek eden sonra bir türlü cezalandırılmalara imkanı hasıl olamadı. İddiatçılık harbi umimiden, maddi ve manevi her türlü felaketlerden, belalardan daha ağır gelmiştir. Çünkü bütün felaketlerin anası doğrudan doğruya odur. İhtilalleri, harpleri, yangınları, kazaları o doğurmuştur. Müahideyi, sulhiyeyi er geç alacağız. Daha sonra bununla memleketin vaziyetini tespit etmiş olmuyoruz. Mevcudiyetimiz ancak ve ancak pamuk ipliğiyle bağlanmıştır. Bu pamuk ipliğini sağlamlaştırmak için memleketin eclaftan temizlenmemiz icap eder. Bunu yapmalı mıyız? Sualini sormuyoruz. Yalnız yapabilecek miyiz? Bu mühim işle başa çıkabilecek miyiz? Diyoruz. Sevr Anlaşması konusunda değerlendirmelerine devam eden Refi Cevaz sulh şartlarının zor olduğunu kabul ediyor ve bu şartlara göğüs germeye mecburuz diyordu. Tespitlerine bakılırsa Trakya'nın neden çıkması İstanbul neden çıkması demekti. Zira bizi Avrupa'ya bağlayan yalnız İstanbul kalmıştı. Hükümetin İstanbul'un müdafaa ve muhafazası için çalışacağı muhakkaktır. Dünya savaşı ilan edilir edilmez Şeyhülislam Hayri Efendi'nin fetvası ile İslam alemi ayaklandırılmak istendi. Halbuki bu gibi şeyler söylenir fakat yapılamazdı. Bunun etkisi görülmeyince İttihat ve Teraki ifade edemediği İslam alemini bir tarafa bırakarak milleti aldatmaya Hindistan isyanından, Afganistan ittihatından, Türkistan kıyamından bahsetmeye başladı. İngiliz idaresi gibi bir idare altında bulunan milletler Almanya ile ittifak eden dört iddiatçı baldırı çıplağın hatırı için ayaklanır mı? Bu olmayacak bir hikayeydi. Tabiatıyla bütün isnat edebileceğimiz esasat bu suretle çürüdü. Avrupa'nın nazarında artık Abdülhamit devrinin ihtiyatkar, ağırbaşlı, ince düşünceli Türkleri değiliz. Böylesi Şartları ağır bir anlaşmayla haydut diye nitelediği iddiaçlar hakkında bize sürdükleri leke yüzünden herkes nazarında tehlikeli olduk diyen yazar. İddiaçlar sanki galibiyetin harpte Almanya'da ve bizde kalacağı bir emri muhakkakmış gibi zorbaları indirdikleri zaman düşünmediler bile. İşte o delice hareketler bugün bizi bu durumda bulunduruyor. İddiaçlar her şeyi yapabilirler. Macera perest olduklarını firar ederek pek güzel ispat ettiler. Bu herifler için devletin hali ve istikbali mevzu bahis olamaz. Sülhü şu şartlar dahilinde idame edebilmek için onu ihlal edebilecek mahiyette olanların kafaları ezilmeli. Hükümetin her şeyden evvel yapacağı hareket budur. Ondan sonra sırf manevi esaslar dairesinde çalışarak Türk Birliği'ni bir kitle halinde muhafaza edebilmek imkanı nazara dikkate almalı. Bu yapılamayacak olursa mütarek eden nasıl bir şey anlamadıksa sahiden de bir şey anlamamamız mümkün değildir. Değerlendirmesini yapıyordu. Yunan taarruzu yalnızca Batı Anadolu'ya değil Trakya'ya da yönelmiş. İşgal burada da yüzünü göstermişti. Birinci kolordu komutanı Cafer Tayyar Paşa. Yunan basına verdiği beyanatta mağlubiyetinin nedenlerini Trakya halkının kendisinin yanında yer almamasına, mahiyetindeki fırkalardan bazılarının direnişe, savaşa taraftar olmamasına bağlayarak şöyle der. Trakyalılar gibi Anadolular da bu zalim ve saldırgan asillerin en şiddetli bir surette aleyhtarıydı. Neticenin böyle olacağının bilindiğini koskoca bir memleketin tarihiyle oynama cesareti gösteren bu zalimlere Trakyalıların karşı koyduğunu buna da yer yer meydana gelen isyanları misal gösteren Refi Cevat, Yarın Mustafa Kemal ve hem da Cafer Tayyar'ın akıbetine uğrarlarsa aynı yaygaraları yumurtlamadan sıkılmazlar. Milletin ordunun kendisiyle beraber olmadığını söyleyerek lekeyi o günahsızlara yüklediler. Mustafa Kemal ve empaları da aynı akibete uğrayacaklardır diyordu. Yunan ordusu Batı Anadolu'daki ileri harekatına devam ederek Afyon Karahisar'ı işgal eder. Kuvayi Milliye, muntazam ve takviyeli Yunan kuvvetlerine karşı varlık gösteremez. Refi Cevat bütün bu gelişmelere karşı vatan toprağını savunan Anadolu insanına çapulcu demekte. Onların bu direnişini küçümsemektedir. Üstelik Yunanlıların Anadolu'ya işgallerine sebep olarak Mustafa Kemal ve Kuvayi Milliyi göstermekte. Bu direnişi mantıksız bulmakta ve şöyle demektedir. Anadolu'ya hakim olanların iddia ve terakki mensubu olduklarını iddia ederek artık uyanalım. Belki de bu satırların yazıldığı sırada Afyonkarahisar'ı işgal etmiş bulunuyorlar. Bu yürüyüş ile hareketlerinde devam edecek olurlarsa Yunaniler silah omuzda olarak bütün Anadolu'ya baştan başa kat edecekler. Silah omuzda diyoruz çünkü Yunaniler Mustafa Kemal'in emrindeki çapulculardan ciddi bir mukavemet almamışlardır. Şuradan buradan toplanan bu serseriler karşılarında mutazam bir kuvvet gördükleri gibi çil yavrusu şeklinde dağıldılar. Ne şekilde olursa olsun bu namertliğin cezasını da yeni millet çekiyor. Mustafa Kemal çapulcuları ile buna kalkışmamalıydı. Anadolu'da asayiş temin edilecek. Yunanlılar da ileri harekata geçemeyeceklerdi anlıyoruz ki iş ne endişeyi vatan ne de istikbal meselesidir. Doğrudan doğru itaat ve terakki kurtarmak ve ona hizmet eden şahsiyetleri siyanet eylemektedir. Bu ise kabil değildir çünkü adamların beyninde koca bir memleketin ırzının, hayatının, malının günahları asılmıştır. Ve onlar yaptıkları şenaatler ve cinayetlerden dolayı alemi medeniyet ve beşeriyet nazarında mahkumdurlar. Bunun cezasını er geç göreceklerdir. Korkuyoruz ki bu yapılan şenaatler bize yardan eyledi, yerden eylemesin. İttihat ve terakkinin memleket aleyhine yaptıkları cinayetler yeni yeni yığınlar teşkil ediyor. Ne yerden ne yardan diye feryat edip dövünmek istemiyorsak insafı elden bırakmamanız gerekir. İntibah biraz intibah demektedir. Refi Cevat sadece İngiltere'ye değil, İtalya'ya da kırmızı güller dağıtıyordu. İtalya ve İngiltere'nin her zaman Osmanlı'nın dostu olduğunu söyleyen Refi Cevat, nitekim İtalya komiseri Kırım şehitliğini ziyaret etmiştir. Burada Türk dostluğunu dile getirmiştir. Osmanlı, İtalya'ya karşı savaşıp mağlup olmasına rağmen İtalya hala Osmanlı'ya dost gibi davranmaktadır. İngiltere, Osmanlı'nın eskiden beri dostudur bugün İngiltere'de Osmanlı dostluğunu dile getirmektedir. İttihat ve terakki bu iki dost ülkeye savaş açmakla büyük hata yapmıştır diyecektir. Gaflet bu olsa gerektir ki yazar milletin sesi olacağını adeta işgal güçlerinin sesi haline gelmiştir. İngiltere Başbakanı Lord George'un Britanya'nın geleceği Türkiye meselesinin halledilmesine bağlıdır şeklinde beyanatını atıfta bulunan Refik Cevat'a göre. Bu söz İngiltere'nin Osmanlı'ya karşı tavrını ve ileride takınacağı siyasi tutumu göstermektedir. İngiltere hiçbir zaman ezilen halkın hakkını görmezden gelmemiştir. Bugün Anadolu'da katliamlar yapılmakta, Türkler zulüm görmektedir. İngiltere bunun önüne geçecektir. Ayrıca İngiltere Türklerin kendilerini sevdiğini bilmektedir. Savaşta karşı saflarda olsalar bile iki millet birbirini düşman olarak görmemiştir. İngiltere sonunda Osmanlı'ya dost elini uzatacaktır. Önemli olan bizim bu fırsatı kaçırmamamızdır. Lloyd George'un Harbin en ateşli devresinde İngilizlerin Türk milletine değil, zalim çete hükümetine karşı harp ettiklerini söylediğini işaret eden Refi Cevat İlginç ve bir o kadar da manidar bir tutumla bu düşüncesinde de ve görüşünde ısrar ettiği için kendisine teşekkür ediyordu. Refi Cevada bakılırsa Yunanistan pek az zaman zarfında Mustafa Kemal kuvveti denilen çapulcuları tamamen ortadan kaldıracaktı. Demek ki herhangi muntazam bir kuvvet, metin ve emin ellere verilmiş olsa bu işleri yoluna sokacakmış. Bu vazifeyi biz üzerimize almış ve muvaffakiyetle sona erdirmiş olsaydık şimdiye kadar Anadolu asayişi tabiatıyla geri gelecekti. Böylece Yunanistan'ın da ihtimal bu yola getirme ve yok etme harekatı mukabilinde bugün yerleştiği yerlerin işgaline gerek kalmayacaktı. Kuvayi Milli serserilerine bu hakikati anlatmak imkan haricinde görünüyordu. Gafletin vardığı boyut bu olsa gerek. Mustafa Kemal Paşa önderliğindeki vatan evlatlarının işgale engel olmak için varını yoğun ortaya koyduğu günlerde Refi Cevat gibilerin hıyanete varan bir tutum içine gerçeği görememeleri ne kadar acıdır. Hükümetten kuvayi milliyecilere gereken dersi vermesini isteyen Refi Cevat sözlerine devamla Anadolu'dan aldığımız haberlere göre halk kuvayi milliye çetelerine karşı silaha sarılmıştır. Mustafa Kemal'e muhalefet başlamış. Ona katılanların bir kısmı İstanbul'a gönderdikleri mektuplarda pişmanlıklarını dile getiriyorlar. Bunlarda biraz vatan duygusu olsaydı yaptıkları hareketlerle memleketi uçuruma ittiklerini anlardı. İrade i imiliği temsil ettiğini söyleyen Mustafa Kemal mitraliyözleri halkı sindirmekle bir çare Anadolu insanının eline mitraliyöz vereceğine ellerine birer kazma vermiş dağ başlarından ziyade onları tarlalara sevk etmiş olsaydı elbette ve elbette irade-i daha samimi, daha ülvi bir surette tecelli ederdi. Anadolu halkı bu zulme uzun zaman boyun eğmeyecektir. Bir eline tabanca, bir eline mavzer alıp rast geldi. Kasabada halka zulmetmek mi vatanseverliktir demektedir. İnanılmaz bir saf dililikle Şüphe yok ki Kuvayi Milliye İzmit'e taarruz eylememiş olsaydı anlaşmada tadilat yapılacaktı. Hiçbir zaman Yunanistan konferans kararıyla taarruza geçmeyecekti. Değerlendirmesinde bulunan Refi Cevat şöyle diyordu. İzmir'in atisinden ümit var bulunuyorduk. Bizce İzmir'den çok mühim olan Trakya için de umudumuz vardı. Bunları İttihat ve Terakki yahut Kuvayi Milliye ziri zeber eyledi. Memleketimizi taksim etmek isteyenler bu hatanın yapılması için üste belki büyük fedakarlıklarda bile bulunuyorlardı. Yunanistan derhal taarruza geçti. İlk taarruzdan sonra bu tevkif calibi dikkattir. Bunu iki noktayı nazardan muhakeme edelim. Mukaddes gaye böyle takip edilmez. Memleketi müdafaa edenlerin payitaht kapısında İzmit'te ne işleri var? Bilmiyorlar mı ki İzmit'in imlası meşrutiyetten sonra değişmiştir. Vakti ile D ile yazılan İzmit'in İzmir gibi okunması için D, T'ye tahvil edilmiştir. Kuvayi Milliye Erkanı'nın böyle bir imla dersine ihtiyacı olduğunu zannediyoruz. Refi Cevat, anlaşma şartlarının belirginleşmesiyle birlikte Türkiye'ye dayatılmak istenen şartları çok ağır bulur ve ülkede bu şartları kabul edecek kimsenin olamayacağını belirtir. Ona göre teklif edilen anlaşma bir sulh anlaşması değil, olsa olsa perişan ve bedbah vatanın mahkumiyet, daha doğrusu idam kararıdır. Anlaşılan o Refi Cevat, durumun ciddiyetini kavramaya başlamıştır. İlginç olan padişah da, Damat Ferit ve benzerleri de böyle düşünüyordu. Yani ne pahasına olursa olsun bir an önce barış anlaşması yapılmalıydı. İngilizlerin ısrarı da böyleydi. Oysa asıl kaygı vatanı kayıtsız ve şarsız istiklali değil miydi? Cafer Tayyar Paşa'nın bu beyanatını okuduktan sonra tiksinme ve nefretli titremeyecek bir Osmanlı kalbi tasavvur edilemez diye Refi Cevat kendince şu soruyu soruyordu. Madem ki Cafer Tayyar müdafileri sıfatıyla ortaya atıldığı ahalinin kendisine taraftar olmadığını biliyordu ve hatta emri altında bulunan birliklerin bile müdafaa aleyhinde olduklarını vakıftı. O halde neden ve neye müşteriden koca bir memleketin tarihiyle oynamak cesaretini gösterdi? Bu hareketi mazur göstermek için kabahati yine millete yüklemek zilletini ancak Cafer Tayyar ve hempaları irtikap edebilir. Emin olmalıyız ki dün Edirne ne haldeyse bugün Anadolu'da aynı vaziyettedir. Orada bakiyeti suyu fakat zalim bir kuvvete güvenerek zavallı halkın varlığını emen bir Cafer Tayyar vardı. Bir de ondan kat kat kötü bir Mustafa Kemal var. Sevr Anlaşması taslağın her şeyden evvel bizimle Yunanistan'a karşı karşıya getirdiğini vurgulayan Refik Cevat devamla Binaenaleyh Yunanistan her şeyden evvel mevkiyetinin zahiri şahsına rağmen boşuna kendisini senelerce meşgul edecek ve müsved hiçbir neticeye müncer olamayacak belayı satın alıyor demektir. Acaba iki tarafın bir sud bir surette sarf ve eder edilecek olan kuvvetleri memleketlerin müşterek saadetlerini temin uğrunda tevhid edilse daha ziyade akıllıcasına bir iş yapılmış olmalıydı. Böyle bir zamanda aynı tehlikeyle tehdit edilen iki milletin el ele vermesi mi daha doğrudur yoksa birbirine has mı can olması mı demekte ve geleceği düşünerek Yunanistan'la ittifakı tavsiye etmektedir. Ancak yazar Yunanlıların 26 Mayıs 1919'da Manisa'yı 27 Mayıs'ta Aydın'ı ve 29 Mayıs'ta Ayvalık'ı işgal etmiş olduklarını unutmuş görünmektedir. Bir başka değerlendirmesinde büyük devletlerin özellikle bizim eski ve gerçek dostumuz İngiltere'nin müzaret ve muavenetine mazhar olacağımızdan şimdiden emin olmalıyız. Biz burada doğrudan doğruya Kuvayi Milliye'ye taraftar ve onlarla temaskar ve alakadar olanlara mevzu bahis ve makal etmiyoruz. Onlar almışlar yürümüşler menfaatleri namına ne mümkünse yapıyor ne lazımsa tatbikinde gecikmiyorlar. Lakin bunlar küçük bir azınlıktan öteye geçemezler. Binaenaleyh haiz kıymet ve ehemmiyet olamazlar. Kuvayi gayri milliye bütün ileri gelenleriyle iddiat ve terakkinin çok samimi taraftarıdır. Salahi mevcudiyet için bunları baştan başa temizlemek, ezmek ve tenkil eylemek gerekiyor diyordu. Sevr Anlaşması'na doğru hükümete verdiği desteği daha da artıran yazar, Damat Ferit'in başarısızlığı durumunda Anadolu'nun harabeye döneceğini iddia eder ve şöyle der. Bunlar Ferit Paşa sözüne bile tamir edemezler. Kuvayi Milliye ne yaparsa keramet, aynı rahmet, burada ne yapılıyorsa cinayet, hıyaneti vataniye. Ardından anlaşma taslağının ağır olduğunu ama zararın neresinden dönülse kar olduğunu belirterek. Bu yangını en kısa zamanda söndürmek lazımdı. Kimileri bunu imzalayalım, kimileri de yarın daha kötüsünü imzalamak zorunda kalabiliriz diyorlar. Her iki fikir de tartışılabilir. Bizim isteğimiz şeref ve haysiyetimizin korunmasıdır demekte. Ama çare yine yanlış yerlerde aramaktadır. Arkası yar